Bir başka sıcak nokta Tahran. Tahran'da neler konuşuluyor? Ekber Karabağ son gelişmeleri anlatacak. Ekber. Evet, teşekkür ederim Merve. Bugün İslam İşbirliği Teşkilatı İran'ın talebi üzerine Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bölgedeki gelişmeleri ve özellikle Haniye'ye Tahran'da yapılan suikastı değerlendirmek için toplanıyor. Bu toplantı İran'ın talebi üzerine toplanıyor. Ve İran burada İslam ülkeleri arasında İsrail'e yapacağı misilleme konusunda destek arayışında bulunacak. Diğer taraftan İran'dan gelen son açıklamada İran, İsrail'e yönelik yapacağı saldırının etkili bir saldırı olacağını bildirdi. Dün akşam saatlerinde İran Dışişleri Bakanı Ali Bakir ile Hamas'ın üst düzey yetkililerinin ve aynı zamanda İran temsilcisi olan Halid Katumi arasında bir yüz yüze görüşme oldu ve o görüşmede İranlı bakan İsrail'e yönelik yapacakları saldırının hem etkili ve hem kesin olduğunu ifade ederek İran'ın egemenliğini savunmak için uygun tepki verme hakkına sahip olduğunu bildirdi. Bir açıklamada İran devrim muhafızlarından da onun sözcüsünden Ali Muhammed Naini'den geldi. Söz konusu sözcü İsrail'in tam olarak İran'ın hangi saatte, hangi günde ve hangi haftada saldıracağını ve nasıl saldıracağını bilmediğinden dolayı İsrail'in büyük bir panik ve korku yaşadığını bildirdi. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri hem İsrail'e hem İran'a mesaj göndererek bölgedeki tansiyonun artmamasını istedi. Bu konuyla ilgili ifadeler işte ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den geldi. Blinken aynı zamanda mesaj göndermenin yanı sıra İsrail'i savunmak konusunda da kararlı olduklarını bildirdi. İsrail'in güvenliğini kesin bağlılığını yenileyen Antony Blinken tırnak içinde terörist gruplar ve onu destekleyenlere karşı İsrail'i savunacaklarını bildirdi. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri hareketliliği de bölgede devam ediyor. ABD medyası Pentagon'a bağlı yetkililere dayandırarak yaptıkları haberde Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki bir savaş gemisinde F-18 savaş uçağını bölgeye gönderdiğini bildirdi. Gelen açıklamada ABD'nin bölgedeki savaş gemisi USS Theodore Roosevelt'ten el kalkan F-18 savaş uçaklarının bölgedeki bir ülkeye konuşlandığı ifade edildi. Ancak söz konusu ülkenin hangi ülke olduğuna ilişkin bilgi verilmezken bunun bölgedeki müttefik bir ülke olduğu ifade edildi. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri önümüzdeki günlerde F-22 savaş gemilerini bir tabur F-22 savaş uçağını da bölgeye göndereceği ifade edildi diyor ve sözü başkent Tahran'a size bırakıyorum.